soruda n bir tam sayıymış. N'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruluyor. İki kenarında n olduğu verilmiş. Bu sorudaki mantığı anlamak son derece önemli. Çünkü birçok sınavda bu tarz bir soru karşınıza çıkacak. N en küçük kaç olabilir? Bir düşünelim. Bu üçgenin en üst noktası ne kadar alçalırsa n de o kadar küçük olur öyle değil mi? Ya da tepe noktasını yukarı çekersek, n de büyümüş olacak. Mesela üçgeni yeniden çizip bu şekilde yapsaydık. Yani tepe noktası aşağı indiğinde n bir önceki üçgendeki halinden daha küçük olacak. Tepe noktasını aşağı indirdikçe n değeri daha da küçülmeye devam edecek değil mi? Peki tepe noktasını tabana kadar getirsek ne olur? Eğer bu şekilde devam edersek üçgen tamamen düzleşir üçgen dümdüz bir çizgi haline gelir değil mi? Tepe noktası aşağı indi. Yani şu kırmızı nokta tepe noktası bu iki kenar da aşağı indi. Burası ne ve burası da ne? Yani bu iki kenar tabanla birleşti ve şu kırmızı ile gösterdiğim tepe noktası da işte tam buraya geldi. Bu şekilde ne alabileceği en küçük değerdedir. Tabii artık buna bir üçgen denebilirse üçgen artık düz bir çizgi oldu. Bu durumda yani n'nin en küçük olduğu durumda n değeri 7,5 olur değil mi? Her bir n taban uzunluğu olan 15'in yarısı kadardır. Tepe noktasını indirdikçe n de alabileceği en küçük değere yaklaşıyor. Mesela bu örnekte n 7,5'tan daha küçük olamaz. Hatta bu şeklin bir üçgen olması için n 7,5'tan büyük olmalı ve n bir tam sayı olduğuna göre n eşittir 8. Yani doğru cevap C şıkkı. Bu arada şu genel bilgiyi bilmeniz önemli. Bir üçgenin üçüncü kenarı diğer iki kenarının toplamından daha büyük olamaz. Eğer üçüncü kenar diğer iki kenarın toplamına eşit bile olsa bu şekil üçgen değil düz bir çizgi olur. Kısaca üçgende herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçüktür. Peki, bir sonraki soru. Hızlıca bakıyorum, benzer bir soru gibi duruyor, değil mi? Ee, aşağıdaki sayı gruplarından hangisi bir üçgenin kenar uzunluklarını temsil ediyor olabilir? Evet, önceki soruyla aynı mantık. İki kenarın toplamı üçüncü kenardan daha küçük olacak. Eğer bir kenarın uzunluğu 2 ve diğer kenarda 2 ise. Üçüncü kenarın değeri 5 olamaz. Üçgeni tamamen düzleştirsem bile üçüncü kenarın alabileceği en büyük değer 4 olabilir. Yani A seçeneği bir üçgen belirtmez. Diğer seçeneklere bakalım. B seçeneği 3, 3 ve 5. Bunun üçgen olmaması için bir sebep yok ortada. Uzunlukları 3 ve 3 olan kenarları kullanarak bir üçgen yaratırsak, diğer kenarın uzunluğu 6'dan küçük her değeri alabilir, öyle değil mi? Ve bu üçgeni gittikçe düzleştirsek bile, üçüncü kenar 6 ile 0 arasında her bir değeri alabilir. Yani üçüncü kenar 5 olabilir. Doğru cevap bu olmalı, B seçeneği. Yine de devam edelim. C seçeneğine bakalım. 4, 4 ve 8. Aynı sorun burada da var. İki kenarı da 4 olan bir üçgen çizersek, üçüncü kenar yine 8'den küçük olmalı. Bu kenarın 8 olmasının tek yolu, üçgenin tepe noktasını en aşağı indirmek değil mi ki? Bunu yaparsam düz bir çizgi halini alır, üçgenlikten çıkar. D seçeneği de yine aynı şekilde üçgenin bir kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük olmalı. C seçeneğinde gördüğümüz gibi diğer iki kenarın toplamına da eşit olamaz çünkü o zaman da düz bir çizgi oluşur. Hep aynı mantıkla yaklaşıyoruz. Bu soruda doğru cevap B seçeneği. Peki 23. soru. Evet kopyala yapıştır yaparken konuşmayı bırakıyorum çünkü zannedersen bilgisayarımı yavaşlatıyor. Evet aşağıdaki şekilde paralel olan L ve M doğruları T kesen doğrusu tarafından kesiliyor klasik bir paralel kesen sorusu. Paralel oldukları için doğruların üzerine şu okları çizdim. Evet. 1 ve 2 açısıyla ilgili hangi ifade doğrudur diyor. Hadi bakalım. Daha önce yaptığımız bir videoda bir açı oyunu oynamıştık, değil mi? Bu videoyu izlediniz mi bilemiyorum. Bu soruda da küçük bir açı oyunu oynayacağız. Önce bir açısına bakalım. Bir açısı için karşılık gelen paralel açı tam burada. Evet, bu iki açı eş açıdır. Hatta daha doğru ifadeyle yöndeş açıdır. Yani bu yeni açı bir açısının değerine eşit olmalı. Bu yandaki açı da iki açısı. Görüyorsunuz bu iki açı birbirini bütünlüyor. Yani 180 dereceye tamamlıyor, değil mi? Bu ikisi beraber bir doğru açı oluşturuyorlar. Bu iki açı birbirini bütünlüyorsa ve hemen solundaki açı bir açısına eşitse, bir açısı ile iki açısı birbirini 180 dereceye tamamlayan iki açı olmalı. Şimdi seçeneklere bakalım bir açısı kesinlikle iki açısına eşit değil. Evet, bir açısı aşağıda olan bu açıyla eşit. B seçeneği bir açısı iki açısının tümler açısıdır diyor. Tümler açı 90 dereceye tamamlıyor anlamına geliyordu, değil mi? Ama biz bu açıların bütünler olduğunu biliyoruz. C seçeneği 1 açısı 2 açısının bütünler açısıdır diyor. Evet doğru cevap bu. Ve D seçeneği saçma bu açıların dik açı olduğunu gösteren hiçbir bilgi yok ortada. Hadi bir sonraki soruya bakalım. Kopyalayıp yapıştırıyorum. Evet. A ve B'nin hangi değerleri MNOP dörtgenini bir paralel kenar yapar? Soru bu. Bunun bir paralel kenar olması için karşılıklı kenarlarının birbirine eşit olması gerekiyor, öyle değil mi? İsterseniz karşılıklı kenarların paralel olduğu ama uzunlukça birbirine eşit olmadığı bir paralel kenar çizmeyi deneyin. Ama yapamayacaksınız. Karşılıklı iki kenar eşit değerde olmazsa, diğer iki kenar da paralel olmaz. Eğer isterseniz bunu deneyebilirsiniz. Peki, karşılıklı kenarlar eşit olacaksa, 4a artı b eşittir 21 olacak değil mi? Benzer şekilde 3a eksi 2b de 13'e eşit olmalı. Çünkü bunlar karşılıklı kenarlar. Bunu da yazalım. 3a eksi 2b eşittir 13. Ve şimdi iki bilinmeyenli iki lineer denklemimiz var. Yani bu aslında kılık değiştirmiş bir cebir sorusuymuş. Bilinmeyenlerin ikisini de bulmamız gerekiyor. B'ler birbirini götürebilir mi? Bir bakalım. B Evet bu üstteki denklemi 2 ile genişletirsek, evet bunu b'leri yok etmek için yapıyorum, çarpım sonrasında 8a artı 2b eşittir 42 oluyor ve böylece 2b ile eksi 2b birbirini götürecek. Şimdi bu iki denklemi taraf tarafa toplayalım. Sol tarafta 3a artı 8a ki 11a'dır. Orta kısımda eksi 2b artı 2b yani b'ler birbirini götürdü derdim buydu zaten. Sağ tarafta da 42 artı 13 55 yapar. Bu iyi oldu her iki tarafı 11'e bölersek a 5'e eşit oldu. Peki a 5'e eşitse b nedir? İlk denkleme geri dönelim. Tabi isterseniz ikinci denklemi de kullanabilirsiniz değil mi? Peki devam. 4 çarpı 5 artı b eşittir 21. 20 artı b eşittir 21. Her iki taraftan da 20 çıkarırsak b 1'e eşittir. Sonuç olarak a 5, b 1. Yani b seçeneği doğru cevap. 25. soru. Şurayı bir temizleyeyim. Evet. A, B, C, D dörtgeni bir paralel kenarmış. Bu paralelkenar komşu açıları eş açılar olan bir paralelkenarmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Pekala, bir paralelkenar çizelim. Evet, hızlı ve dolayısıyla biraz da özensiz olacak ama idare edin. Bir paralelkenar olduğuna göre karşılıklı kenarlar paralel olmalı. Bu paralel kenarları çiziyorum. Bize başka bir bilgi daha veriyorlar. Eğer komşu iki açı eş açı ise diyor. İki açı da o zaman 90 derece olmalı, değil mi? Bunun hakkında biraz daha düşünmenizi istiyorum. Bu paralel kenarın sadece alt kısmını çizelim. Paralel kenarın karşılıklı iki kenarı paralel olduğuna göre alt kenar iki paralel kenar arasında bir kesen durumuna düşüyor, değil mi? Bu açı ile bu diğer açı eşit ve bu açı üstteki ile birbirini 180 dereceye tamamlıyor. İkisini toplayınca 180 derece. Yani bu kırmızı açı ve bu kahverengi açı birbirini bütünleyen açılar. Bunlara bir açısı ve iki açısı adını verelim. İkisini toplayınca 180 derece elde etmemiz lazım. Bunu yazıyorum. Bir açısı artı 2 açısı eşittir 180. Ve bize bir bilgi daha vermişler. Bu iki açı aynı zamanda eşit diyorlar. O halde bu iki açı da birbirine eşit ve 90 derece olmalı. Sonuç olarak bir paralel kenarda komşu açılar eşit ise bu açılar 90'ar derecedir. Artık elimizde bir paralel kenar değil, bir dikdörtgen var. A seçeneğinde ABCD paralel kenarı bir karedir diyor. Bu bir kare olabilirdi elbet ama bunu söylemek için elimizde yeterince bilgi yok. A seçeneğini eledik. B seçeneği ABCD bir eşkenar dörtgendir diyor. Eşkenar dörtgen olması için tüm kenarların uzunlukça birbirine eşit olması gerekirdi değil mi? C seçeneği ABC de bir dikdörtgendir diyor. Evet çünkü biliyoruz ki bütün açılar 90 derece. Doğru cevap C seçeneği. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.